Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım testi 13'ün sorularını çözeceğiz. Diskriminant yöntemini işlemiştik. Şimdi ona yönelik sorularımız var. Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Soruya bakıyorum. x kare eksi 4 x eksi 3 eşittir 0. Çarpımları eksi 3 toplamları eksi 4 olacak şekilde 2 sayı göremiyorum. Yani çarpanlarını ayıramıyorum. O zaman diskriminant yönteminden faydalanıyoruz. Neydi diskriminant yöntemi? Şuraya yazayım. Denklemimizin formu ax kare artı bx artı c eşittir 0 olsun. Bakın burada x karenin katsayısı a, x'in katsayısı b, sabit ise c. Bunlar kullanılarak diskriminans sayısını elde ediyoruz. O da b kare eksi 4 ac. Sonrasında gençler köklerimiz x1, 2. Eksi b artı eksi delta yani diskriminant bölü 2a. Yani bu bulduğumuz delta değerini yerine yazıyoruz. Başında artı eksi olacak şekilde iki farklı değer bulmuş oluyoruz. Öncelikle ne bulmam lazım? Diskriminantını. Burada şunu söyleyeyim eliniz alışsın. A neye eşit? 1'e eşit. B gençler eksi 4'e eşit. C ise eksi 3'e eşit. Sıralı şekilde böyle yazmayı unutmayın. Kafa karıştırmak için yerlerini değişik verebilir çünkü. Her zaman bileceğiz ki x karenin katsayısı a, x'in katsayısı b, sabitin katsayısı c'dir. Şimdi delta'yı buluyorum. b kare yani eksi 4'ün karesi eksi 4 a c yerine yazdım. Eksi 4'ün karesi 16, eksi 4 çarpı eksi 3'ten 12, 16 artı 12'den delta'yı 28 bulduk. O zaman birinci kökümüz x1 diyelim. Eksi b, b neydi? Eksi 4'te. eksi eksi 4'ten artı 4 oldu. Artı Kök 28 bölü 2a. a 1 olduğuna göre 2a 2 gelir. Şimdi 4 artı kök 28. Kök 28 nedir? 2 kök 7 olarak yazılabilir. Bölü 2. Her ikisini de 2'ye bölersek x1 ne gelmiş olur? Yani 1 numaralı kökümüz. Fark etmez. Buraya eksi 2 de alıp x1 diyebilirsiniz. Onun önemi yok gençler. x1 ne geldi? 2 artı kök 7 geldi. Bakın diğerini incelediğimizde de 4 eksi kök 28 bölü 2 geliyor. Buradan 4 eksi 2 kök 7 bölü 2'yi bulmuş oluyoruz. Yani x2 de buradan 2 eksi kök 7 bulunmuş olur. Şunu söyleyeyim. Eğer bir kökün 2 artı kök 7 bulduysanız diğeri kesinlikle 2 eksi kök 7'dir. Notta söylemiştik. Birbirinin eşleniği oluyordu. Yani artıysa eksi olarak alıyorduk. Burada göstermek adına yerine yazıp Söyledim size. O halde bunun çözüm kümesi bakın ne oldu? 2 artı kök 7'ye 2 eksi kök 7 gelmiş oldu diyoruz. Geldik ikincisine. Çarpımları 7 toplamları 6 olacak şekilde iki sayı göremiyorum. Delta'ya bakacağız. Delta demeden önce buradaki ABC'yi gene açık olarak yazalım. Bakın A1 B6 C ise 7 o zaman delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Yani 6'nın karesi eksi 4 AC. 36 eksi 28 geliyor. Bu da neye eşittir? 8'e. O halde köklerimiz x1 eşittir. Eksi b yani eksi 6 artı kök 8 bölü 2a yani 2. Eksi 6 kök 8 nedir? 2 kök 2'dir. 2 kök 2 bölü 2. Her tarafı 2'ye bölersek ne geliyor? X1 eksi 3 artı kök 2 geliyor. Bakın hiç uğraşmadan x2'nin de şu kök 2'nin işaretini değiştiriyorum. Eksi 3 eksi kök 2 geleceğini söyleyebiliriz. Zaten yerine koyarsanız gene aynısı gelir. Kökün işaretini değiştiriyoruz sadece. O zaman çözüm kümemiz eksi 3 artı kök 2 eksi 3 eksi kök 2'den oluşmuş olur diyoruz gençler. Gördüğünüz gibi basit sadece formülü ve işlemleri sakince doğru bir şekilde yapın. Geldik buna. Şimdi bir ikinci dereceden denklemi çözebilmek için bir tarafın sıfır olması lazım. O halde 4x'i sola atalım önce. x kare eksi 4x artı 8 eşittir 0. Sonra bakıyorum çarpanlarını ayırabilir miyiz? Ayıramayız. Çarpımları 8 toplamları eksi 4 olacak şekilde görmek zor. Diskriminant yöntemini kullanabiliriz ya da tam karede kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Diskriminant yöntemiyle yapalım. Konu başlığımız o. Burada A dediğimiz 1. B eksi 4. C ise 8. O zaman delta B kare -4AC. eksi 4 AC. Eksi 4'ün karesi eksi 4 AC. 16. Bakın eksi 4'ün karesi 16. Tabi şurada eksi 4 ac oraya dikkat etmenizi istiyorum. Eksi 4 a1 c8 dedik. He. Buradan ne geliyor? 16 eksi 32'den eksi 16 gelmiş oluyor. Bakın delta eksi 16'ya eşit. Yani sıfırdan küçük. O halde bunun çözüm kümesi nedir diyoruz? Boş kümedir diyoruz gençler. Böylelikle kazanım 13'ünde sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.